Belki spordan sonra profesyonel yaşam bittiğinde yeni bir odaklama yaşayabilir. Mark Forster'dan bir mesaj var. Evet, çok fazla antrenmanı sever. Hatta Londra'ya uçar. Birçok antrenman ve şeyin arasında, yarışmanın arasında. İki günlük arası vardır Londra'da ve hemen oraya gider. Çünkü dünyada en sevdiği alışveriş kentidir. Ve onun yoluyla alışveriş yapılır. Tabii kredi kartı cüzdanı helak olur ve oradan kaçmaya çalışır artık. Çünkü kredi kartı faturalarını ödeyemez hale gelir. Evet, Mark Forster'dan esprili bir yaklaşım. Ne düşünüyorsun peki bu konuda? Evet doğru, Mark da aynı aslında tutkuya sahip benimle. O nedenle de biz biraz yakınızdır Mark'la. Beraber alışveriş yaparız. Bu doğru mu? Evet doğru. Evet doğru. Birazcık da heyecanlı bir tip olduğunu söylenir. Fazla reaksiyon verdiğin. Yani evet olabilir. Çünkü bazı zamanlar içimde çok büyük bir istek oluyor. Ve birazcık da inatçı oluyorum bundan dolayı. Fazla istekten dolayı. Evet biraz bakalım. Johan Wahlberg antrenörü. Evet Therese biraz isteklidir. Çok azimlidir. Ve hep açtır başarıya. Aslında çok fazla İsveçlilerin verdiği bir reaksiyon değildir. Ama bu onun için iyi oldu. Kariyeri boyunca. Evet bunu kabul edebilirim. Belki kişiliğimin bu yönünü sevmesem de size dürüst olmam gerekir. Böyle hissediyorum ve böyle yapıyorum. Düşündüğümü ortaya koyuyorum. Peki birazcık diyelim fazla sıcaksın, reaksiyon veriyorsun. Bu aslında çok fazla İsveç tarzı değil değil mi? Evet. Yani yanlış bir şey söylemek istemem ama biz biraz daha açık olmaya şeyizdir. Geleneksel olarak ama ben birazcık daha ateşli davranırım. Peki parti yapmayı sevdiğin doğru mu? Evet, her zaman iyi bir okazyon olduğunda zamanlama doğruysa çok severim. Çünkü tabii sezon içerisinde çok fazla şans bulamıyoruz odaklanmak için antrenmanlara ama partiler içinde vakit bulma şansımız oluyor. Parti üzerine daha az odaklanmak dedin. Evet, hayatımın bazı bölümlerinde daha fazla odaklandım oluyor. Yine Mark Forster'a bağlanalım. Bakalım o neler diyecek bu konuyla ilgili. Hamburg'da çalışırken zamanında iyi bir restoran bulmaya çalışırdık. Yemek yemek için cumartesi akşamları. Tabii bütün haftanın yorgunluğunu atmak için antrenmanların. Ve her zaman tequila içerek biterdi. Teres özellikle özel bir tequila tarifine sahiptir. Limon ve tuz kullanmaz birçok insanın kullandığı gibi. Sadece portakal ve tarçın kullanır, enteresandır. Ve itiraf etmek istiyorum, ilk defa bu kadar tequila güzel gelmişti onunla beraber içtiğimde ve daha kolay alıştım. Teres bu konuda uzmandır, partileme konusunda onun profesyonel işlerinden biridir. Evet, bunu anlat bakalım bize. Evet, tabii televizyonda tequila hakkında çok bahsetmek istemem ama benim için dengeyi bulmak önemli. Yani şöyle ki, eğer iyi parti yapmak istiyorsanız iyi parti yaparsınız. Ama şöyle bir durum var. Bazen kendinizi bırakmamanız lazım. Ama tabii ki keyifli akşamlar geçirmeniz gerekiyor ki sporda odaklanasınız. Peki senin bir tanrıça olduğun doğru mu? Evet. Birkaç yıl önce, hatta bir hayli yıl önce birçok kitap okurdum. İçerisinde tanrıçaların olduğu. Ve bence bütün kadınlar tanrısal varlıklar, özel varlıklar. Ve buna inanıyorum. Ben de bir tanrıçayım. Peki bununla daha fazla bir detay var mı? Evet, bir detay var. Bir dövmem var. Sırtımın altında Diva yazan. Yani Diva biliyorsunuz Latince tanrıça demek. Kalyan Sod'un röportajı devam ediyor Teresa Azamar'la. Teres, birkaç yıl önce bir film çekimine katıldın. Crawl, Lehtinen'in çektiği, Phoebe Lehtinen'in çektiği bir filmi. Bize bu filmden bahseder misin? Bir yüzücüyle su arasındaki ilişkiyi anlatıyordu. Sen filmin hangi bölümünde yer aldın çekimlerde? Aslında çok eğlenceli miydi? Şüpheliyim. Çünkü gece çekmiştik. Çekimler geceydi. Ve ışıkla ve filmin çekim teknolojisiyle alakalı müthiş hakikaten detaylar var. Çok artistik bir filmdi ve gece 10'da başlamıştık, sabah 6'ya kadar çekmiştik. 2-3 gece üst üste sürdü bu. Tabii suda nasıl hissettiğiyle alakalı bir film yüzücünün. Hakikaten bir yüzücünün hislerini, duygularını çok iyi yansıtıyor. Hakikaten bambaşka bir dünya çünkü yüzücü için su içerisinde yaşadıkları.
Peki su içerisindeyken başka bir dünyada mısın gerçekten? Evet, biraz öyle. Çünkü ağırlıksız hissediyorsunuz. Tamamen ağırlığınızı kaybediyorsunuz orada. Ve bir anda özgürlük hissi kaplıyor içinizi. Ve vücudunuz aynı anda temasta suyla. Hakikaten bu hissi başka bir yerde su dışında bulmak hiç kolay değil, hatta imkansız. Bunu söylemem lazım. Peki suyla olan ilişkini biraz açıklar mısın? Suyu çok seviyorum kesinlikle. Hayatımın bütün bölümlerine yer aldı. Suda olmak her zaman çok önemli. Sanki bir şeyler arar gibisiniz suyun içerisinde ama buluşunuz daha kolay. Ve suyun içerisinde her şeyi kontrolünüz daha kolay. Biraz ayağınızı hareket ettirirsiniz, biraz elinizi hareket ettirirsiniz, gücünüzü daha iyi hissedersiniz. Ve çok fazla enerji harcamanıza gerek yoktur suyun içerisinde. Çok uzun yıllardır yüzücüsün ve çok önemli genç yüzücülerin geldiğini görüyorsun. Onların geldiği, hatta dünya yıldızı olduğunu gördüm ve kariyerinin bittiğini gördüm. Belki bebekleri oldu, ayrıldılar. Örnek Lor Manadu ve hep yeni gelenleri yendi. Nasıl motivasyonu yüksek tutuyorsun Teres? Motivasyon bence çok da sabit olan bir şey değil. Çünkü her gün değişen bir durum. Her gün çalışıyorsunuz. Her gün soruyorsunuz kendinize. Ben motive miyim? Yeni amacım ne? Ne için motive oluyorum? Neyden eğleniyorum? Neyden keyif alıyorum? Ve neden çalışmaya devam etmeliyim? Hangi yönlerimi güçlendirmeliyim diye. Ve bütün bu soruları sormaya devam ederseniz zaten bir şekilde motivesinizdir demektir. Bu önemli. Ve ben hiçbir zaman zayıf olmayı sevmem. Zayıf yönlerimi her zaman geliştirmeyi severim. Onları yok saymam, tam tersine. Var olduklarını kabul ederim, üstüne çalışırım. Peki seni motive eden ne? Şu an dünya şampiyonası. Tabii ki dünya şampiyonası beni motive ediyor kısa kulvarda. Dubai'de olacağım ilk defa. İlk defa Dubai'de olması önemli. Sonra Londra tabii ki olimpiyatlar. Ve günlük antrenmanlarımı her zaman motive ederim kendimle. İki gümüş madalya kazandı Sydney'de olimpiyatta. Londra'da sence 12 yıl sonrasında daha iyi olur mu? Umuyorum. Öyle olmasını umuyorum. Madalyalar tabii ki size ilerlemenizi sağlar. Ama önemli olan burada çok çalışmanızdır. Detaylar üzerinde her gün ve en iyisini umanızdır o yarış sırasında. Peki Londra'da bir altın senin için son bir rüya olabilir mi? Kariyerin sonunda. Ya da Rio'ya gidecek misin 2016'ya? Olimpiyatlar Tokyo'da olsaydı buna kesin evet derdim. Ama Rio kazandı. Bilemiyorum Rio'ya kadar gidebilir miyim ama kim bilir. Kariyerim büyük sürprizlerle dolu oldu hep şu ana kadar. Tabii ki olimpiyat madalyası almak isterim altını Londra'da. Ama bu hiçbir şeyi garantilemez. Her zaman gün gün yaşıyorum hayatımı. Çünkü çok uzağa baktığınızda bazen ayak kırıklığı yaşayabiliyorsunuz. Dünya şampiyonası çok yakında, kısa kulvarda, Dubai'de bu yıl. Neler bekliyorsun bu şampiyonadan? Bence çok heyecanlı olacak. Bir kere Dubai'de bütün oteller 5 yıldızlı. Bu çok güzel en azından. Bütün yüzücüler 5 yıldızlı otelde kalmaya alışık değillerdir. Bu çok cool olacak, çok harika olacak. Ve en önemlisi orada yarışmanın keyfine varacağız. Bir başka şampiyonayı tamamlamanın keyfine varacağız. Avustralya'da sonra geri döneceğim. Avustralya'da çok çalışmam gerekiyor yaz döneminde. Ve vücudumuzu hep iyi anılarla doldurup ileriye doğru bakmanız lazım. Teşekkür ediyorum Teres bu güzel röportaj için, bu havuz sohbeti için. Seninle konuşmak büyük bir keyifti. Karyen ve Teres Alzamar'la beraber keyifli röportajı. Teşekkür ediyoruz her ikisine de. Ben Cener Eder, sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.